Atatürk Devlet Hastanesi Göz Polikliniğine hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yeni cihazlar alındı. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Aslan Çelik, 300 bin lira değerindeki 12 cihazla hastaların sek zincirinde azalma olacağını söyledi. Bu göz aynası dediğimiz FFA. Şeker hastaları oldukça fazla. Şeker hastaları sadece, şeker hastalığı tüm vücudu tutan bir hastalık olmasına rağmen en sık rastladığımız gözün arkasında retina damarlarında kanama. Erken safhada bu cihazla göz aynasını yaptıktan sonra bu hastaları daha sonra sek zincirine gerek kalmadan bazı hastalarımızı burada tedavi edebiliyoruz. Efendim bu cihazlar gelmelerinde hastanın ne avantajı oldu hastaneden? Diğer başka şehir dışına Bursa ya da İzmir'e sek zincir olayından kurtulabilir. Bizim kendi mesleğimizi en azından icra etmek açısından daha şanslıyız. Yani güzel cihazlar, her tarafta olmayan cihazlar. Başhekim Operatör Doktor Servet Koca Özde yeni cihazlarla ilgili bilgi verdi. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi olarak her birimizde olduğu gibi göz polikliniğinde de çeşitli yenilikler yapıyoruz. Bugün de polikliniğimizde bazı yeni aldığımız cihazları gösterdik sizlere. 3 tane göz muayenesinde kullanılan biyo mikroskop cihazı, 2 tane otorefraktometre, 3 tane tonometre cihazı, 1 göz anjiyo cihazı, 1 tane argon lazer cihazı ve 1 tane yağ lazer cihazını ve yaklaşık bir ay önce almış olan da görüm alanı cihazımızı görmüş olduk. Bu cihazlarımıza yaklaşık 300 bin lira civarında bir döner sermayeden para harcandı. Bununla yetinmeyeceğiz biz. Göz ameliyat mikroskopu, aynı zamanda çok iyi bir fako cihazı da alacağız. Böylece hem katarak ameliyatların haricinde göz şaşırılan ameliyatları ve diğer retina cerrahisini içeren ameliyatları da gerçekleştireceğiz. Bu hizmetlerinden dolayı eski başhekimimiz İdris Ahmet Çakır'a da teşekkürlerimi sunuyoruz.